Merhaba, Truva Savaşı serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün ismi Patroklos Destanı olacaktı. Sarpedon'u birkaç eser üzerinden anlatıp geçmeyi düşünüyordum. Fakat Sarpedon'a haksızlık etmemek gerektiğini düşündüm. Ve bu bölümün tamamını, yani neredeyse tamamını Sarpedon'a ayırmaya karar verdim. Bir sonraki bölümde de Patroklos'a çok daha detaylı şekilde bakacağız. O yüzden dediğim gibi bu bölümün ana kahramanı Sarpedon olacak. Geçen bölüm nerede kaldığımıza bakarsak, Patroklos, Akileus'u ikna etmişti hatırlarsanız ve Akileus da Patroklos'un Mirmidonları kontrol ederek Akaları yok olmaktan kurtarmasını emretmişti. Hatta bizzat Patroklos'a kendi zırhını ve silahlarını vermiş, burnun bile kanamadan geri dön demişti. Geçen bölüm tam da burada kalmıştık. Patroklos öncülüğündeki Mirmidonlar Truvalılara saldırıyorlar ve Truvalılar Akalarla Mirmidonlar arasında sıkışıyor. Yani Akalar burada, arkası deniz, burası onların gemileri diyebiliriz. Kimisi güvertede, kimisi hemen geminin önünde Truvalılara karşı gemilerini savunuyorlar. Truvalılar da bu olsun, Truvalılar da böyle dip dibe iç içeler, gemide, sahilde birbirleriyle savaşıyorlar. İşte Patroklos öncülüğündeki Mirmidonlar da buradan gelerek, yani tam Truvalıların arkasından gelerek böyle geliyorlar ve Truvalıları burada sıkıştırıyorlar. İşte tam bu noktada da Patroklos destanı başlıyor. Patroklos çok seri halde pek çok Truvalı'nın canlarını almaya başlıyor. Bir küçük katliam yapıyor aslında. Ve bu durum Sarpedon'un dikkatini çekiyor. Sarpedon kim? Sarpedon Truvalı'nın öncülerinden birisi. Kendisi aslında Likyalı. Likyalı bir önder. Likya'da günümüzdeki Teke Yarımadası'nın, yani Türkiye'nin güneybatısındaki o bölgenin, yani Muğla civarının Antalya'da bir kısmına giriyor. Teke Yarımadası'nın antik dönemlerdeki ismi. Sarpedon bir Likyalı ve Sarpedon'un babası Zeus. Annesi ise Belafrontes'in kızı olan Laodameia. Bu ikisinin birlikteliğinden Sarpedon dünyaya geliyor ve Sarpedon Likya'da büyüyor. Sarpedon aklı ve yiğitliğiyle öne çıkan bir figür ve Likya'dan ta kalkıyor Truva'ya kadar gidiyor. Truva savunmasına askerleriyle tabii beraber destek veriyor ve hatta Truva savunmasında da önemli bir rol oynadığını Sarpedon'un söyleyebiliriz. Ayrıca Sarpedon'un şöyle de bir özelliği var. Sarpedon aynı zamanda Zeus'un en sevdiği çocuklarından birisi. Hatta Zeus'un göz bebeklerinden birisi. Zeus Sarpedon'u çok seviyor ve onu gözetip kollamaya çalışıyor. Bunu da bir nebze olsun aslında başarıyor. Baktığımız zaman Sarpedon her zaman için savaşın ön saflarında savaşıyor. Ve aynı zamanda da Hector'a verdiği, zaman zaman verdiği tabii ki öğütlerle ön plana çıktığını görüyoruz. Yani Sarpedon hem yiğit bir savaşçı hem de aynı zamanda bilge bir lider. İşte Sarpedon Patroklos'un karşısına çıkan Truvalıları tek tek öldürdüğünü görünce bunu durdurması gerektiğini düşünüyor ve Patroklos'un karşısına dikiliyor. Patroklos'la Sarpedon karşı karşıya gelince ilk hamleyi Patroklos yapıyor ve Trasidemos'u, yani Sarpedon'un seyisini karnından vurarak öldürüyor. Daha sonra ikinci hamleyi Sarpedon yapıyor. Fakat Patroklos çok ani bir hareketle Sarpedon'un mızrağından kurtuluyor. O da şu şekilde, yani mızrağını Sarpedon öne atıyor. Patroklos böyle kafasını yana çekerek o mızrağın gelişini savuşturuyor. Ve sonrasında da çok ani bir hareketle kendi mızrağını Sarpedon'un kalbine saplıyor. İşte zavallı Sarpedon oracıkta inlemeye başlıyor. Ağzından böyle kanlar geliyor ve böyle dizüstü çöküyor. O sırada ölmeden önce, artık yani ölüm çok yakın ona, kendi yoldaşlarından, komutanlarından birisi olan Likyalı Glaukos'u görüyor. Ve Glaukos'a diyor ki ne olursa olsun sakın benim vücudumu almalarına izin vermeyin. Ve daha sonrasında da zaten Sarpedon daha fazla konuşamadan hayatını kaybediyor. Patroklos Sarpedon'un vücudundan mızrağını çıkartırken böyle ayağını Sarpedon'un vücuduna dayıyor ve mızrağını o şekilde çekip çıkartıyor. Burada bir aşağılama da var ölüye karşı. Dikkat ettiyseniz ne zaman önemli birisi ölse, yani bu iki orduda da var, hemen o ölünün silahlarını soyuyorlar ve vücudunu da götürmeye çalışıyorlar ki karşı taraf o vücudu ele geçirmesin. Bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi, silahlar bir ganimet, yani kim alırsa alsın, ister düşman tarafı alsın ister dost tarafı alsın, yani ölünün, bu silahlar bir ganimet, ele geçirenin oluyor. Bu birincisi. İkinci sebebi ise çok daha farklı.
Yani olayın bir vücut kısmı var. Vücudu ele geçirmek çok daha önemli. Çünkü siz vücudu ele geçirdiğiniz anda karşı taraftan fidye isteyebilirsiniz mesela. Ölünün vücudunu satabilirsiniz. Bu bir yol ki bunu İlyada'da zaman zaman görüyoruz. Bu amaçla vücutlar alınıyor. Yani fidye için, para için ölünün vücudunu kullanabilirsiniz. İkincisi çok daha önemli bir sebebi var. Ölü gerektiği gibi gömülmez ya da yakılmazsa, yani yüksekçe bir platformda işte yakılmazsa, kremasyona uğramazsa mesela, kahramanlaştırılmazsa diyelim, ya da düzgün ritüellerle bir mezara konulmazsa, gömülmezse, ölünün ruhu daha doğrusu Hades'in ülkesine geçemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Zaten bunu ya bir sonraki bölüm ya da bundan yani iki bölüm sonra böyle bir durumu göreceğiz. Yani adam akıllı gömülmeyen bir cenazenin ya da ritüelleri yapılmamış bir cenazenin ruhunun Hades'in yanına dönemediğini ve insanlara musallat olduğunu göreceğiz. Bu gibi durumlar yaşanmasın diye insanların, ölülerin yani ya yakılması lazım, kahramanlaştırılarak hem de yakılması, yani yüksekçe bir yerde yakılması lazım, ya da dediğim gibi düzgünce gömülmesi lazım. İşte bu yüzden ölülere ele geçirmek, yani ölünün vücudunu savaş alanından çekip çıkarmak çok önemli. İki ordu da buna çok önem veriyor ve bu yüzden de Sarpedon diyor ki sakın ama sakın benim vücudumu onlara vermeyin diyor Glaukos'a. Yani ölü için fidye istenmese bile şöyle bir sıkıntısı olabilir bu işin. Ölüyü açık alanda bırakabilirler ve bu sefer de çürüme olduğunda da bu cenaze ritüelleri hakkıyla gerçekleştirilemez ve gene ölüyle ilgili bir sıkıntı çıkabilir. Aynı zamanda bu kişiler şan şöhret için yaşayan kişiler. Yani kaybolup yok olsalar, bir dağ başında mesela ölüleri atılmış olsa, bu kişilerin mezarları olmayacak ve bu kişilerin hikayeleri nesiller boyunca aktarılmayacak. Ne bileyim, onların mezarlarına gelip kimse sunular yapmayacak. Unutulup gidecekler. İşte bunlar yaşanmasın diye o dönemde, yani Tunç Çağı'nın, geç Tunç Çağı'nda özellikle mezarlar önemli ve İlyada'da da bu durum sık sık vurgulanıyor. Sürekli zaten bir vücut kapma savaşını bundan sonraki bölümlerde göreceğiz ve bu vücut kapma savaşlarının ilki Sarpedon'un vücudu üzerinde dönecek. Konumuza dönersek, M.Ö. 400'e tarihlenen bu kırmızı figürlü Hydria'da Sarpedon'un ölüm anını görüyoruz. Çok güzel betimlemişler. Dikkat ederseniz bakın, giysiler farklı. Bugüne kadar gördüğümüz seramikler üzerindeki, seramik vazolar, daha doğrusu vazolar üzerinde ki Yunan askerlerine ya da Truva askerlerine çok benzemiyor. Çok daha farklı bir giyim kuşamları var. Hatta bakın, kalkanları farklı. Daha da dikkatli bakarsak Glaukos'un elindeki balta bile çok farklı. Burada vazo ressamı Sarpedon'un ve Glaukos'un çok daha farklı bir kültürden geldiğini özellikle vurgulamak istemiş. Sarpedon burada vurulmuş. Normalde İlyada'da anlattığına göre kalbinden vuruluyor. Fakat burada Patroklos'un Sarpedon'un karnına mızrak sapladığını görüyoruz. Buradaki ölünün üzerine basma detayı da güzel. Çünkü kitapta anlattığına göre Patroklos ölünün üzerine basarak mızrağını çekip çıkartıyor. Burada da Sarpedon'a yapılan bir aşağılama da var. Onu da vazo ressamı es geçmemiş. Hoş bir ayrıntı olmuş. İşte Patroklos'un bu hareketinden sonra, yani mızrağını çekip çıkarmasından sonra ve ölünün boşta yerde kalmasından sonra Sarpedon'un vücudu etrafında çok vahşi bir savaş dönüyor. Gerçekten çok vahşi, yani Truvalılar da orada toplanıyorlar. Akalar da orada. Hatta Mirmidonlar da o vücudun etrafına toplanıyorlar. Ve nasıl diyeyim, Hector da hatta geliyor Patroklos'u durdurmak için. Böyle kim çekerse kolundan bacağından, öyle bir savaş var. Yani savaşıyorlar. Biri bir boşluk buluyor, eğiliyor. İşte Sarpedon'un kolundan çekiyor, kendi tarafına götürmeye çalışıyor. Ölüyor mesela. Gene savaşıyorlar. Biri bir boşluk buluyor mesela. Kılıcını, kalkanını ya da mızrağını yere bırakıyor. İşte Sarpedon'un bacaklarından tutup kendi tarafına çekmeye savaşıyor. O da ölüyor. Yani böyle çok kanlı ve çok vahşi bir savaş dönüyor aslında Sarpedon'un vücudu etrafında. Her iki taraf da Sarpedon'un vücuduna sahip olmak istiyor. Truvalılar Sarpedon'un hem son isteğini yerine getirmek istiyorlar, hem de kendi kahramanlarından, kendi adamlarından birisine
bir haksızlık, bir saygısızlık yapılmasını istiyorlar. Akalarda ya da Mirmidonlarda vücudu alarak Truvalıları hem aşağılamayı hem de böyle psikolojik olarak da aslında üstünlük sağlamayı düşünüyorlar. Mesaj geldi. Dikkatimi de bozdu. Bunu kapatayım, pardon. Sarpedon'un vücudu etrafında bu mücadele sürerken aynı zamanda da Zeus savaşı tabii ki izliyor ve yüreğinde çok derin bir acıyla Sarpedon'un vücudunun ne olacağına bakıyor. Yani hatta Homeros'un dediğine göre köpekler gibi diyor, yani vücudun etrafında öyle bir boğuşma var ki kimin elinde kalacağı belli değil vücudun. Biri o yana çekiştiriyor, biri o yana çekiştiriyor. Hatta zaman zaman vücuda darbeler de geliyor. Yani adamın koluna bacağına mızraklar da batıyor birbirleriyle savaşırlarken. Yani vücut bütünlüğü de tahriş olmaya başlıyor. O yüzden Zeus böyle çok büyük acıyla ve bu olayın sonu nereye varacak diye merakla bu mücadeleyi izliyor. Ve aynı zamanda da Patroklos için böyle hain hain planlar da yapıyor. Yani düşünüyor, ben şimdi diyor Hector'a bir güç verip bunun canını burada hemen alsam mı? Yoksa böyle daha acılar mı çektirsen diye. Kendince böyle kurgular da aklında yapıyor. Fakat daha sonra bakıyor ki iş kötüye gidiyor. Yani Sarpedon'un vücudu da tehlikede. En iyisi diyor ben bu kargaşayı, bu savaşı burada bitireyim. Truvalıların yenilmesini, daha doğrusu yenilgi derken Patroklos'un vücudu etrafından çekilmelerini sağlıyor. Zaferi, o en azından vücut zaferini Akalara ya da Mirmidonlara veriyor. Ve Akalar ya da Mirmidonlar Sarpedon'un vücudunu alarak savaş alanından uzaklaşıyorlar. Biraz daha böyle içeriye, iç hatlara doğru vücudu çekiyorlar. Hemen Sarpedon'un giysilerini soyuyor. Akalar işte kılıcını paylaşıyor, mızrağını biri paylaşıyor, kalkanını biri alıyor, zırhını biri alıyor falan. Sarpedon oracıkta yazık toprağın üstünde çırılçıplak kalıyor. Savaş devam ediyor. Bu sırada Zeus oğlu Apollon'u çağırıyor yanına ve diyor ki bir an önce Sarpedon'un yanına git ve vücudu oradan al. Yaralarını tek tek temizle, sil. Hani biz nasıl abdest aldırıp öyle kefenliyoruz, ona benzer şekilde, yani tertemiz bir şekilde gömülmeye hazır hale getir diyor. Vücudunu temizle ve daha sonra da onu Likya'ya götür, kendi memleketine götür ve orada şanına, adına yakışır bir şekilde bir cenaze töreni düzenlenmesini sağla diyor Apollon'a. Apollon da Thanatos ve hipnozu, yani Thanatos ölüm ve hipnoz uykuyu çağırarak Zeus'un ona dediğini aynen onlara söylüyor. Yani biri birine buyuruyor, biri daha alta buyuruyor. İş kendi işini bunlara yıkıyor. Ve ölümle uyku da savaş alanına giderek Sarpedon'un vücudunu savaş alanından çıkartıyorlar. Takdir edersiniz ki bu çok ikonik bir sahne. Yani bir babanın vakitsiz gelen ölümü karşısında oğluna karşı son görevini yerine getirme çabası burada söz konusu. Yani Zeus Apollon'a bu görevi vererek, Apollon'a uykuyu ve ölüme havale ediyor gerçi. Oğluna karşı son görevini yerine getirmek, onu ritüeller neyse ya da adetler neyse onlara göre gömmek istiyor ve oğluna karşı son görevini yerine getirme çabası burada söz konusu Zeus tarafından. O yüzden de bu çok ikonik bir sahne. Yani aslında hayatın çok içinden bir sahne ve bu yüzden de yüzyıllar boyunca gerek o dönemdeki, yani arkaik çağdan başlıyor gerçi benim size göstereceğim örnekler, arkaik çağdan günümüze kadar pek çok sanatçı tarafından işlenmiş, betimlenmiş çok özel bir konu. Ve dediğim gibi en büyük özelliği de aslında bu ikonik sahnenin hayatın ta içinden gelmesi. Burada bu ikonik sahnenin en önemli, en bilindik eserini görüyoruz şu anda. Euphronios'un meşhur Kalix krateri. Kırmızı figürlü bir eser. Milattan önce 515 yılına tarihleniyor. Kalix krater ne diye merak edebilirsiniz. Kalix krater bu kabın formu yani. Eserin baktığımız yüzünde zaten tek bir sahne var. Uyku ve ölüme burada Hermes'in eşlik ettiğini görüyoruz. Peki nereden anladık Hermes olduğunu bu ortadaki figürün? Çünkü üzerinde yazıyor. Peki üzerinde yazmasa nasıl anlardık? Hermes tanınması en kolay tanrılardan birisidir ve gene burada bize yardımcı olacak şey atribütler. Bir önceki videoda ya da iki önceki videoda bunu detaylı şekilde açıklamaya çalışmıştım. En azından Hera ve Afrodit üzerinden.
Burada da Hermes'i çok rahatlıkla tanıyabileceğiniz atribütler var. Onlara da kısaca değineyim ki ileride müzelere gittiğinizde siz de Hermes'i çok rahatlıkla tanıyabilin. Çok kolay gerçekten Hermes'i tanıması. İlk olarak Hermes'i tanımamızı sağlayan en önemli şey elinde tuttuğu asa. Buna Kerikeion ya da Kadukeus da deniyor. Böyle iki yılanın birbirine dolandığı şekilde de betimlenebilir. Burada gördüğümüz gibi böyle tepesi kesik bir 8 diyebiliriz. Böyle çıkıntıları olan hatta o kesik yerlerinde. Basık bir 8 bile diyebiliriz Kerikeion'un şekli için. Eğer bir figür elinde bu asadan tutuyorsa o bilin ki Hermes'tir. Hermes'i tanımanın en kolay yolu elindeki asaya bakmak. İkinci olarak bakabileceğiniz şeylerden birisi Hermes'in bileklerindeki, ayaklarındaki daha doğrusu kanatlı sandaleti. Bakın burada da detay aşağı inersek biraz. Sarpedon'un vücudunun arkasında kalmış ama bileklerden çıkan o kanatlar çok rahat gözükebiliyor. Bu Hermes'in özel sandaletinin kanatları. Bu kanatlı sandalet sayesinde Hermes rüzgar gibi çok hızlı koşabiliyor. Yani rüzgar hızında koşabiliyor neredeyse. Ve Zeus'un haberlerini çok hızlı bir şekilde oradan oraya iletebiliyor. Bu da Hermes'in özelliklerinden birisi. Yani asadan sonra emin olamazsanız mesela bu Hermes'in değil mi diye. Ayaklarındaki kanatlara da bakabilirsiniz. Bu ikinci yönteminiz olabilir. Üçüncü olarak da en azından bu eser üzerinden konuşursak. Bakın Hermes'in siperlikli ve kanatlı şapkası. Bu da çok klasiktir Hermes'in atribütleri arasındadır. Yani bu üçünü gördüğünüz anda bilin ki gördüğünüz kişi Hermes. Yani başka bir ihtimal yok ve ilk başta belirttiğim gibi Hermes tanıması en kolay tanrılardan, en azından Yunan mitolojisindeki tanrılardan birisi. Şimdi eserimizi kaldığımız yerden incelemeye devam edersek dediğim gibi merkezde Hermes var. Hermes'i nasıl tanıyacağımızı detaylı şekilde açıkladım. Zaten üzerlerinde de yazıyor. Solda Hipnos var. Sağda da yani uyku var. Sağda da Thanatos var. Yani Thanatos ölüm var. Ve dediğim gibi Sarpedon'un vücudunu savaş alanında uzaklaştırıyorlar. Çıkartıyorlar. Sarpedon zırhlarından ve silahlarından arındırılmış biçimde ki aynı İlyada'da anlattığı şekliyle betimlenmiş. Ve burada en hoş detaylardan birisi bence şu. Bakın hem göğsünde yani ilk ölümcül darbeyi aldığı yerde hem de sonrasındaki boğuşmadan dolayı vücudun çeşitli yerlerinde yaralar oluşmuş ve bu yaralardan hala kan akmaya devam ediyor. Ressam onu da bir şekilde betimlemeye çalışmış ve bence de oldukça hoş bir ayrıntı olmuş. Bu Kalix krater üzerinde yani şu anda gördüğümüz bu resmi pek çok arkeoloji ve tarih hatta sanat kitaplarında görebilirsiniz. Dediğim gibi çok meşhur bir eser ve sahne de çok ikonik bir sahne olduğu için sık sık işlenmiş. Mesela gene aşağı yukarı aynı döneme tarihlenen bir başka örneğimiz var şimdi. Ona bakalım. Milattan önce 500 yılına tarihlenen siyah figürlü boyunlu bir amforaya bakıyoruz şu anda. Gene aynı sahne işlenmiş fakat diğeri kadar tabii ki detaylı değil. Bir sonraki örneğimize şimdi bakalım. Bu da gene aynı dönemde milattan önce 500'e tarihleniyor fakat fark ettiyseniz eserlerin kalitesi giderek düşüyor. Bu da bir olpe yani olpe bu seramiğin formu. Bu olpe üzerinde de gene siyah figür olarak uyku ve ölüm tarafından Sarpedon'un vücudunun taşınması işlenmiş. İlk başta belirttiğim gibi çok ikonik bir sahne olduğu için yani hayatın içinden bir sahne olduğu için özellikle de arkaik dönemde sanatçılar, vazo sanatçıları ve vazo ressamları bu eseri sık sık bu konuyu sık sık işlemişler. Şimdi biraz daha ileri bir tarihe, daha doğrusu bize daha yakın bir tarihe, klasik döneme gidelim ve ona bakalım. Mesela burada da gene aynı konunun daha farklı bir örneğini görüyoruz. Bu bir kulp, bir kutunun kulbuymuş. Oldukça süslü, çok güzel bir kulp. Ve biraz önceki arkaik dönem örneklerindeki seramiklerde gördüğümüz gibi burada da ölüm ve uyku tarafından Sarpedon'un vücudunun taşındığı anı görüyoruz. Bu eserde M.Ö. 400 ile 380 yılları arasına tarihleniyor. 2500 yıl önce kabaca sanatçılar olayı bu şekilde görmüşler, yorumlamışlar. Şimdi daha günümüze yakın örneklere bakalım, tablolara
geçelim. İki tane tablo göstermek istiyorum size. İkisi de bence birbirinden güzel. İlk eserimiz gelsin. 18. yüzyıla tarihleniyor. 3 tane figür görüyoruz. Aslında 4 figür görüyoruz. 3'ü hayatta. Soldaki kırmızı pelerinli figür Apollon ve uykuyla ölüme Sarpedon'un vücudunu Likya'ya götürmelerini söylüyor. Uyku, bakın aşağıda, yani sağ aşağıdaki figür bir kadın, bir güzel bir kadın olarak betimlenmiş. Ölümü ise bakın siyah kanatlarından da görebiliriz ve dikkatli bir şekilde Apollon'u dinliyor. Uyku ve ölümün ellerinde de Sarpedon'un vücudunu görüyoruz. Artık vücudundan kan çekilmiş, beyazlaşmış. Hoş bir ayrıntı da var vücut üstünde. Bakın yakınlaşırsak o noktaya. Patroklos'un Sarpedon'u vurduğu yeri burada görüyoruz. Yani yara olarak ressam o detayı atlamamış ve vücut üzerinde bu detayı da resmetmiş. Bunun şöyle de bir güzelliği, bir hoş bir yanı var aslında. Bu da bir iz, bize verilen bir ipucu. Yani konuyu biliyorsanız eğer, yani Apollon olduğunu da bilmeyebilirsin soldaki kişinin. İşte iki tane kanatlı figür, Apollon'a benzeyen bir kişi, bir ölüyü taşıyorlar. Bu ne olabilir derseniz aklınızda şüphe kalmasın diye aslında ressam hem detaya inmiş, oradaki yara izini yapmış, hem de bize o yara iziyle, o ipucuyla aslında o kişinin Sarpedon olduğunu anlatmak istemiş. Dediğim gibi 18. yüzyıla tarihlenen çok güzel bir tablo ve burada küçük de aslında bir değişim, dokunuşu görüyoruz. Böyle Hristiyan ikonografisinin de baskın hale geldiğini görüyoruz Yunan mitolojisi konuları üzerinde. Bakın ölüm ve uyku daha böyle meleklere benzer şekilde betimlenmişler. Son eserimize geçelim şimdi bu konuyla ilgili. Henry Levy tarafından 1874 yılında yapılmış muhteşem bir tablo. Bir babanın oğluna vedasını görüyoruz burada. Ölüm ve uyku Sarpedon'u Likya'ya götürmeden önce Zeus'un önünden geçiriyorlar. Ve Zeus da çok sevdiği, çok sevgili oğluna, oğlunun alnına bir öpücük kondurarak ona veda ediyor. Muhteşem betimlenmiş, çok güzel bir tablo. Gene biraz önce gördüğümüz gibi, yani Sarpedon'u gördüğümüz gibi vücudundan kan çekilmiş. Gene o yara detayı, vücuduna aldığı ölümcül darbenin yeri gene burada belirtilmiş. O detay atlanmamış, o güzel bir şey. Zeus'un yüzündeki acıyı da burada görebilmek, yani betimlenmiş olması çok güzel bence. Çok iyi o acıyı, çok yaşayarak aslında bir şekilde anlatmaya çalışmış ressam. Zeus'un acısı da burada çok net bir şekilde bize hissettiriliyor. O açıdan da oldukça başarılı bir eser. Burada da bir önceki esere benzer şekilde Hristiyan ikonografisinden esinlenme var. O da şu şekilde. Hazreti İsa'nın melekler tarafından göğe çıkarılış sahnelerinden, kiliselerde mesela bu çoktur. Ya da Rönesans ve sonrasındaki neoklasik eserlerde bu çok olarak görülür. Bu sahneyi, sahneden daha doğrusu ressam çok etkilenmiş olmalı. Ve Sarpedon'un ölüm ve uyku tarafından Likya'ya götürülüşünde bu minvalde yorumlamış. Yani bu eserleri aslında bir gönderme yapmış. Oldukça da güzel olmuş. Zaten benim çok beğendiğim, çok hoşuma giden bir eserdir bu. İşte Sarpedon'un ölümü bu şekilde gerçekleşiyor. Gerçekten trajik bir an ve çok da güzel sanatçılar tarafından betimlenmiş. Sarpedon ölüm ve uyku tarafından Likya'ya götürülüyor ve orada ona güzel, yani ailesine daha doğrusu bırakılıyor ve Sarpedon'a da ününe, şanına layık bir cenaze töreni düzenleniyor. Tüm bunlar olurken tabii Truva'da savaş devam ediyor. Patroklos Akileus'un sözünü dinlemiyor. Akileus ne demişti Patroklos'a? Ne olursa olsun ileriye gitme. Yani Akalıların gemilerini kurtar. Akalıları daha doğrusu yok olmaktan kurtar. Fakat sonrasında sakın ha sakın Truvalıları kovalamaya kalkma. Çünkü biz Truvalıların arkasında hangi tanrılar olduğunu bilmiyoruz. Ya da Truvalıların ne tür tuzaklar hazırladığını bilmiyoruz. O yüzden ben olmadan diyor, demişti daha doğrusu Akileus. Ne olursa olsun Truvalılara bir karşı saldırı, bir karşı taarruz başlatma. Fakat Patroklos bunu dinlemiyor, bu öğütleri dinlemiyor. Ve Truvalılara saldırmaya başlıyor, onları kente doğru çekilmeye zorluyor.
Hatta Apollon'un burada Patroklos'a bir uyarısı var, yani haddini aşma diye. Fakat Patroklos Apollon'u da dinlemiyor. Gene saldırmaya devam ediyor. Ve Zeus zaten Sarpedon'un ölümünden dolayı bir kin duyuyor Patroklos'a ve Apollon'a bu işi bitirmesini söylüyor. Apollon görünmez bir formda, bir bulut şeklinde savaş alanında Patroklos'un arkasına geçiyor ve elinin içiyle Patroklos'un sırtına dokunuyor. İşte o an Patroklos'un gözleri kararıyor. Eli tutmaz oluyor, kılıcını düşürüyor, kalkanını düşürüyor. Gene başını öne eğdiği için miğferi başından çıkıyor. Zırhını tutan, burada kopçalar var, onlar kopuyor, zırhı üzerinden düşüyor. Yani yarı çıplak hale geliyor adam ve ayakları titremeye başlıyor. Yani ayakta duramaz hale geliyor Apollon'un o dokunuşuyla. İşte Patroklos bu halde ne olup bittiğini anlamaya çalışırken birden sırtında bir acı hissediyor. Hissettiği şey ne? Euphorbos'un mızrağı. Euphorbos Patroklos'u o şekilde görüp mızrağını fırlatıyor ve mızrak Patroklos'un sırtına saplanıyor. İlk darbeyi böyle alıyor. Daha sonra Patroklos önünde bir karaltı görüyor ve o karaltının kim ya da ne olduğunu anlayamadan birden karnında çok şiddetli bir acı hissediyor. Ve sonra kafasını can havliyle kaldırıp baktığında karşısında gördüğü karaltının Hector olduğunu ve karnında hissettiği acının da Hector'un mızrağı olduğunu anlıyor. Hector, yani Patroklos'a ölümcül bir darbe vuruyor ve Patroklos inleyerek, acı çekerek dizleri üzerine çöküyor. Ve işte o an Hector Patroklos'a hani sen Truva'yı yakıp yağmalayacaktın, hani Truva'yı yakanlar içinde olacaktın diye bir söz söylüyor. Fakat Patroklos o sırada Hector'un arkasında ölümü görüyor ve ona diyor ki çok sevinme Priamos oğlu, senin de ölümün yakın. Çünkü bir bakıyor ki hemen bir adım arkasında ölüm Hector'u adım adım takip ediyor. Ve çok sevinme Priamos oğlu dedikten, yani ölüm sana çok yakın dedikten sonra Hector aynı Patroklos'un Serpadon'a yaptığı gibi Patroklos'un vücudunun üzerine basıyor ve mızrağını çekip çıkartıyor. Burada da bir aslında Patroklos'a yapılan, herkes için de yapılan bir aşağılama var. Ve Patroklos'un cansız vücudu Hector'un ayaklarının dibine düşüyor. İşte bu noktadan sonra ikinci bir vücut savaşı, bir vücudu kapma savaşı yaşanacak. Onu da bir sonraki bölümde anlatayım. Orada zaten o bölümde, yani bir sonraki bölümde Patroklos'a uzun uzun değineceğim. Çok güzel eserler göreceğiz Patroklos'un ölümü ve ölümden sonrası ile ilgili. Güzel bir bölüm olacağını, bol görselli bir bölüm olacağını düşünüyorum. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.